Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle şöyle çok güzel bir ikinci modelimiz olan farklı yazma modellerimizden birini göstereceğim. Şöyle modelimiz, hemen göstereyim, yapımına beraber başlayalım. Şöyle çok güzel, benim de sevdim. Pratik, biraz şu dolum kısımları, salkım kısımların tohumları biraz dolumu gerektiriyor. Geri kısmı çok pratik, tek seferde yapabileceğiniz bir tülbent. Genellikle ben bu tarz tülbentleri çok seviyorum. Böyle boncuğu falan olmayan, sade olanlardan. Tülbentimizi arkadaşlar hemen göstereyim. Cenk'e ait olan kodumuz budur. Aynı şekilde ipi de hemen onu da gösterelim. Kodumuz da, ipimizin kodu budur arkadaşlar. Almak isteyen olursa. Hemen yapım aşamasına geçelim. İlk olarak şu baş kısmından size anlatayım, sonra hemen göstereceğim. Şöyle başlarken bir örümceklerle başlıyoruz. Aynı şekilde bu kısımda da size onu göstereceğim. Aralarda devam ederken sadece ilk başta tek örümcek, ikinci aşamalarımızda böyle hep iki örümcekle devam edeceğiz. Ara kısımların boşluklu ve hoş durması için sadece başlarken tek örümcekle başlıyoruz. Diğer kısımlarımız iki örümcekle. Başlama kısmını hemen gösteriyorum. İpimizi, tığımızı sabitledik. Hemen geldim. Başörtüme, tülbent. Biz genelde başörtü diyoruz ama her yörede farklı oluyor. Tülbent, yazma, artık siz ne derseniz size. Şöyle tülbentime sabitledikten sonra örümcek kısmını yapacağım. Şöyle biraz getiriyorum. İlmek kısmımı tırnağım ucuyla hafif bir boşluk bırakıyorum. Şu boşluğun arasından da tığımı geçiriyor. Pardon, tekrar yapalım. Şöyle ilk parmağım tutarak tırnağımın ara kısmından da boşluktan geçirdim. Kapattım. Bir tane zincir yaptım. Örümcek kısmımı sabitledim. Şimdi geliyoruz. Başlama kısmını göstereyim. Baş kısımda da böyle başladım arkadaşlar. Siz sakın şaşırmayın. Böyle başlıyoruz. İki tane tığımın üzerine İpimi doladım. İlmeğimle birlikte 3 oluyor. Şimdi arada 3 tane boşluk bırakacağız. Yani tığ battı da deniliyor ama ben iğne yaptığım için iğne kısımlarına da iğne oyası kısımlarıyla devam edeceğim. 3 tane boşluk devam ediyorum. 1, 2, 3 bıraktım. Dördüncüye tığımı geçirdim. Geçirdikten sonra hemen göstereyim. 4 kere çekeceğiz. İlkini bir çekiyorum. Geri kalanında 2 2 2 çekip 4 seferde şu kısmı yapmış oluyoruz. Sonra geliyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Sık iğne kısmı, şu kısmı yapacağız. İpimi alıyorum. 6 kere dolayıp ikili trabzan olacak şekilde çıkıyorum. Birini yaptım. Tığımı, ipimi aldım. Uzun boşluğun içerisine girdim. Burada 3 tane gördüğünüz gibi ilmek var. İkisini bir çektim. İkisini bir. Tekrar ipimi aldım. Boşluğuma geçirdim. İkisini bir. İkili trabzan buna diyoruz. Bundan 6 tane yapıyoruz. Ben hızlı bir şekilde yapayım. Şimdi son bir tane daha yapalım. İpimi, ilmeğimi aldım. Geldim, uzun boşluğum içerisinde tığımı geçirdim. İkisini bir çektim. İkisini bir. Şimdi bu baş kısma gelmem lazım ki örneğimi ekleyebileyim. 7 zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çevirdim örneğimi. Geldim örneğimin baş kısmına. İpsiz olacak şekilde geldim. Kapattım. Bir zincir çektim. Örneğimi çevirdim. Geldim, 7 zincir yaptım boşluğun kısmı için. Buraya 5 kere sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 5 sık iğnemi yaptım. Şuradaki tohumlarımı oluşturabilmem için şu kısma bir yuva yapmam lazım. Onun için de 6 zincir çekiyorum. Örneğimi çeviriyorum. Burada sık iğnemi yaptım. En son sık iğnenin başına tığımı geçirip kapatıyorum. Sonra örneğimi tekrar çeviriyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir tane yuva boşluğumuz var. 9 zincir çekiyorum.
9 zincirimi çektikten sonra şimdi tohum kısımlarımı yapacağım. Bu tohumları ise 16 tane ilmekle doluyoruz. Yaptığım 9 zincirin üstüne geliyorum. İp almadan hemen zincirin etrafından tığımı doladım, çıkardım. 2 oldu. 3, 4. Bundan 16 tane yapıyoruz. Zincirin altından geçip ipi alıp üzerine bırakıp kapatmıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Ta ki 16 tane böyle ilmek yapıyoruz. Tohum kısmını yapacağız. Hemen. Bu yaptığımız tohumdan 3 tane yapıyoruz. Her bir örneğimizde 3 tane bulunuyor. 16'yı da yaptıktan sonra hemen göstereyim. Budur arkadaşlar ilmeklerimiz. Sonra ip alıyorum. Geliyorum bu ilmeklerin içerisinden geçip tığımı baş kısımdan çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra şimdi büzüştüreceğiz. İp alıyorum tığımın üzerine. Burayı kapatıyorum. İyice şurayı sıkıyorum. Tohum kısmını oluşturmuş oldum. Şurada bir tane yuvamız var. O yuvaya da ipsiz olacak şekilde gelip geçirip sabitliyorum. İlk tohumumu yapmış oldum. Tekrar 9 zincir çekiyorum. 16 tane ilmek dolup şöyle 3 tane yapıp yaptığımız yuvayı arkadaşlar bunu sabitliyoruz. Bu kısma kadar şöyle yakından da göstereyim. Örneğimiz şundan 3 tane yapıyoruz. Şimdi geri kalanı nasıl yapıyoruz? Video çok uzanmasın diye ben farklı bir küçük bir bez parçasını yapmıştım. Devamını oradan yapalım. Ta ki şundan arkadaşlar 3 tane tohumumuzu yaptık ve bitti diyelim. Hemen geliyorum. Şu bir alttaki 6 tane yuva yaptığımız yere değil de şu bir alttaki 5 sık iğne yaptığımız yer var ya, oraya gelip aynı şekilde buraya da 5 tane sık iğne yapıp kapatıyoruz. Hemen. 5. 5 sık iğnem bitti ve örneğim de hazır olmuş oldu. Şöyle şu kısım arkadaşlar. 5 sık iğnemi yaptım. Şimdi araya 2 tane örümcek yapacağız. Önce bir zincir yapıyorum. Sık iğne kısmımı kapattım, sabitledim. Tırnağımın ucuyla biraz ilmeğimi büyüttükten sonra tırnağımın ucuyla tutuyorum. Şöyle. Daha sonra arasına geçiriyorum tığımı. Sabitliyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Örümceğimi sabitlemiş oldum. Bir tane daha aynı şekilde örümcek yapıyoruz. Ara kısma. Bundan sonra hep 2-2 gideceğiz. Yaptıktan sonra geliyoruz. Burada bu bezin üstünde yok ama 3 trabzan bu 3 tığ boş bırakıp 4. boşluğumuza geçiriyoruz. Hemen şöyle 2 tane üzerine alıyorum ipimi. Daha sonra geliyorum 3 tığ battıyı geçtikten sonra 4. tığ battıyı geçirip aynı şekilde en başta yaptığımız gibi 1 çekiyorum. 2 2 2. Daha sonra aynı şekilde burada 6 tane ikili trabzan yapıp örneğimi aynı şekilde bırakıyorum. Bundan sonra hep 2-2. Şurada da göstereyim. Örümceklerimiz 2-2 kullanarak bütün örneklerimize devam ediyoruz. Şöyle sabitleyeyim de eğer örneği almak isteyen arkadaşım olursa ekran resmi şöyle bırakalım. Düzeltelim. Böyle alabilirsiniz. Rahat bir şekilde örebileceğiniz bir kısım sadece şu tohum kısımlarında sık iğne yapıyoruz biraz. Tohum kısmı sizi uğraştırabilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.